Çok zor yakalandı. Zafer amcanın fönlerini söktük, o başka bir arkadaşa bakıyor fönleri. Ben de şu anda tenimeni söküyoruz, buradan kalkıyoruz, göçebe hayatımıza devam ediyoruz. Buradan kalkıp Çürüsü Laylası'na çıkıyoruz. Orada 15-20 gün kaldıktan sonra birkaç gün daha yol boyu gittiğimiz zaman işte Bilbilen Laylası'na varacağız. Orada işte konaklamaya devam ediyoruz. Saat ta ki 9. ayın 25'i dediğine kadar. Ondan sonra bir daha geliyoruz. Devam ediyoruz buralarda. Yani tam burası Kaşıkçı köy. Adana bir Kaşıkçı köyünde kalıyoruz. Yani 20 senedir de buradayız, bu işle uğraşıyoruz. Öyle gidiyor işte, hayat devam ediyor. Ama iyi ama kötü, ama ekonomik yönden, ama varlık yönden sıkıntılar da yaşıyor bu arada zaten. Bakalım, sorun bu. Ne yaptılar? Bir şey yolculuk nereye? He? Yolculuk nereye? Yolculuk Çürüsbil'e. Çürüsbil'e gidiyorsunuz. Oradan Bilbilan'a. Yolculuk nasıl olacak? İyi olacak inşallah. Siz pikapla gideceksiniz. Biz pikapla gideceğiz. Koyunlar da merayla. Merayla gelecekler. He. Var mı bir sıkıntı, rahatsızlık? Yok. Her şey yolunda. Yolunda. Evet arkadaşlar, Kaşıkçı köyü sakinleri. Biz hopalı olarak burada 20 sene kalıyoruz. Bu meslekle uğraşıyoruz. Yaz bahar buradayız. Bu köydeyiz. Nüfusumuz da burada. Yani buranın yerlisi sayılır. Yani sizden daha yerliyiz biz burada şu an. Şu an yaptığım iş burada güz oldu. Güzden çıktık. Kışa girdik. Kışı bitirdik. Bahara girdik. Bahar bitti. Daha doğrusu bahar bitmedi de köydeki şeyimiz bitti, süremiz bitti. Şu anda Çürüsbil'e gidiyoruz orada işte. Bu telimeli, çeper mefer orada yapacağız işte. Orada kalacağız bir süreliğine. Hayvanlarla uğraşıyoruz işte. Hastası var, ne bileyim doğanı var, doğmayanı var. Arkadaşlarla uğraşıyoruz. Meslektaşlarımız dağlara çıkıyor. Şu böyle yani, sıkıntı böyle yani. Biraz zor ama seviyoruz. Uğraşıyoruz. Bu da benim babam işte. Beni 20 senedir bu dallarda süründürüyor işte. İş yok, iş yok. Gidip ne yapacaksın diyor.
Biz de işte yanında kaldık, işte onun ağzına bakıyoruz işte. Hayır. Bugün yani. Böyle işte devam ediyoruz yani, çabalamaya devam. İşte çabalamaya işte devam işte. Mesela bu işte. Yeah.
yolculuk başladı bizim. Sabah kalktık, malın eşyalarını hazırladık. Efendime söyleyeyim, atları hazırladık. Bugün pek fazla yük koymadık atların üzerine. Arabamız olduğumuz için. Gittiğimiz yer de kısa bir mesafe olduğu için atlar bugün böyle idare edecek. Malum dağ, yaya gidemeyeceğiz. Ata bindik gidiyoruz. Evet, biz gittiğimiz yerin adı Çürüspir. Orada mal kalacak bir ay kadar. Ondan sonra köçümüz devam edecek yaylaya kadar. İşte öyle, yolumuz böyle. Nereye gelin yolculuğu? Çürüspir'e Cafer amca. Hayrola? Mal gidiyor da zaman geldi. Zaman geldi, atlarına yolculuğa devam. Aynen öyle. Kim derdi Sevme, Kazakistan'da gelir daha. İşte burada malculuğu yapar da. Ama helal olsun. Bana bak. Nelere katlanıyor görüyorum da Cafer amca. Şimdi ötekiler görsünler de bir pay bitsine. Hele ye iç yata şahit yok. Yok valla görseler de heveslenirler de pek sanmam yapacak. Ama bulamazlar bunu. Bulamazlar. İşi bulamazlar. Doğru.
arkadaşlar, ben de burada. Burada yaktım ateşi kışın. Sonbahar. Böyle tahmin ediyor musun? Arkadaşlar, sizi yakıyordu gece. Ben de hazırlığı yaptım gece. Ne yaptım? Ateşi hazırladım. Baktım ki kariye sabahtan efendi şey. Gece verdim ateşim var. Etrafımda içimde. Sabah oldu da vardım beni doğru kaçıp. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi ondan sonra insana bu dünya devirdim, döne döne. Benden sonra bir tane adam söyledi, efendim dedi, geldi burada yaptı. Burada yaptı, burada mazı o etti, işte ediyor, devam ediyor. O geçti, geri kalmadı. Ben Allah'a şükür oldum, dedi, gün bitti. Evet. Bundan sonraki lan Allah kolaylıymış. Yapacak bir şey yok aslanım. Bu dünya böyle yemiş, böyle gitmiş. Değil mi? Buradan buradayız da abi, 20'sine kadar, 25'ine kadar. Ondan sonra ne yapacaksınız? Burada gün nasıl geçiyor burada? Burada gün vallahi anne. Nasıl geçiyor? Çobanın günü nasıl geçiyor abi ya? Akşam nöbet, sabah koyun peşine koş. Kurt bir yandan, ayı bir yandan, at bir yandan, köpek bir yandan. Ya. İnsanlar bir yandan uğraşıp duruyoruz da burada. Bizde hayat böyle geçiyor. Çok mücadele veriyorsunuz. Aynen öyle. İhtiyaçlarınız oluyor. Burada elektrik yok. Elektrik yok, şey var daha, sen söyle adını. Enerji panel var daha, enerji paneli var. Güneş paneli mi var? Evet. Şarj da zaten arada. Kaynadı galiba daha. Köye iniyor zaten, köy burada yakın bizde. Burada şarj ediyor. Aşağıya inip çıkıyorsunuz. Yani. Gıda konusunu nasıl çözüyorsunuz, bir yemek işini? Gıda konusunu biz kendim, ben kendim yapıyorum burada ekmeği. Çorbası. Ekmeği bu sobada yapıyorsunuz. Aynen. Burada yapıyorum. Hamurları da ben yoğuruyorum. Keçileri sağlıyoruz. Yoğurt yapıyoruz, ne bileyim. Uğraşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz işte. O keçilerin, koyunların sütlerini değerlendiriyorsun. Aynen. Kimi peynir yapıyoruz, kimi yoğurt yapıyoruz. Daha güzel oluyor şimdi. Bahar oluyor, yeşil oluyor. Tabii bahar geldiği için. Tatlı, lezzetli oluyor. Yani doğa. Evet. Bitirmiyorum. Nasıl yağmur yağdığında işte, nasıl oluyor? Yağmur yağdığında da işte muşambalar giyiniyoruz. Yandı. Biraz kalın giyiyoruz işte. Çok ıslandığımız zaman da işte çadıra giriyoruz. İşte sabah falan yapıyoruz, biraz ısınıyoruz. Koyun etraflanıyor işte ot diye. Öyle yani. Sıkıntı yok. Kapağı koy öyle. Öyle hayat geçip gidiyor işte. Yaz geldi. Yine buçuk atadayız. Yayla'ya gideceğiz ondan sonra. Tekrar yayladın da buraya geleceğiz. Oradan sonra da ineceğiz köye. En son köy. Onlar aşağı gidiyor, ben gidiyorum Meray. Tamam. Thank you.
tane. Gördün. Annesi mi bu? Senden istiyor, ver diyor bana. Ya ver demiyorlar ha. Çadırın içine bağlayacağız. Öyle mi? Evet. Tamam. Çubuk. Ya çubuk. Ama bir sıra verelim. Ama bir sıra verelim. Geliyor, geliyor. Gördü. Ya çubuk çubuk çubuk. Ya çubuk Ver bana indireyim yere. Diğeri? Tamam.